Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Flart ekranlarından Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, felaketlerden uzak, elbette ki acı haberlerden uzak güzel günler diliyoruz değerli izleyenler. Haftamızın ikinci günü, salı günümüz. Bugün yine birbirinden değerli iki konuğumuz var. İlk konuğumuz benim çok takdir ettiğim bir sanatçı efendim, bir ressam, bir resim sanatçısı. Aynı zamanda bu işin eğitmeni, öğretim görevlisi, Fırat Üniversitesi Resim ve Grafik Bölümü öğretim görevlisi Yaşar Sabri Şanlı hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hocam 4 yıl sonra sen alabildim nihayet. Vallahi şimdi derler ya bu felaketler deprem olsun efendime söyleyeyim. Virüs bazen de şükür etmemiz gereken konular. Senin fırsatını bulduk da gezittirebildik. Yani derslerin olmayışı değil mi hocam? Evet. Nasıl gidiyor hocam? Çok şükür uğraşıyoruz. Bir yaramazlık yok. Çok şükür. Vallahi değerli izleyenler Şanlı ailesi. Bizim için değerli bir aile. Benim için gerçekten her iki kardeş de. Ben ikisini tanıyorum sadece. Yaşar Sabri ve Ömer Şanlı abilerim. Gerçekten çok kıymetli insanlar. Ömer abi de benim için öyledir. Buradan da selamlarımı gönderiyorum kendisine. Yaşar Sabri Şanlı hocam da uzun dönemdir. Yani programın ilk sezonundan beri arzu ettiğim, programa davet ettiğim ama bir türlü nasip olmadı. Yani fırsat hem kendinden kaynaklı hem bizim yoğunluğumuzdan kaynaklı. O müsait olduğunda biz olamadık. Biz davet ettiğimizde o anda o müsait olamadı. Bir türlü kısmet olmadı. Nihayet bugüne fırsat bulduk ve çağırdık. Tekrar hoş geldin diyoruz. Bugün rica ederim. Hocam bugün inşallah sanat dolu bir 45 dakika geçireceğiz, sohbet edeceğiz. Çünkü malumunuz öğrencileri var. Bu öğrenciler de bu süreçte hem eğitimden değil mi? Tabii. Hocam birçok sanatsal faaliyetlerden de geri kaldılar. Sergiler olamadı bu süreçte. Bunları sohbet edeceğiz. Bir sanatçının sanattan geri kalması kadar ona zarar veren bir şey olamaz. Evet. Evet. Değil mi hocam? Tabii ki. Bir sanatçı gözüyle bakıyorum. Kendim de bir sanatçı olarak. Yani evet ben bu süreçte sizlerle birlikteydim. Benim sahnem de burası bu süreçte tabii. Sizlerle ulaşmanın yolu bu. Ama bir tiyatrocunun sahnesinden olması demek bir ressamın tablosundan uzak durması gibi bir şey. Evet. Doğru mu hocam? Tabii ki. Evet. Şimdi efendim birazdan sohbet edeceğiz. Hocamdan da müsaade isteyeyim. Şu yemeği başlatalım birlikte. Tabii, tabii. Değil mi? Tabii. Yemekte. Hocamın yemekle pek az yok. Gördüğünüz gibi zayıf. Tamam. Evet. Liste. Evet. Sayabiliriz. Biz de arada burada kullanacağımız maddeleri sayabiliriz. Yok. Zannederim bir teknik problem. Hı-hı. Ne yapacağız bugün önce? Bugün hem sebzeli tavuk pirzola yapacağız. Sebzeli bir tavuk pirzola mı? Evet. Yanında bir şerheli pirinç pilavı. Yakışır. Yanına tavuğun yanına pirinç pilavı yakışır. Çok yakışır evet. Bizim aslında amacımız şöyle daha az malzemeyle çok kaliteli yemek yapmak. Çok fazla bir kalabalık bir şey yapmıyoruz yani. Sen de onu biliyorsun. Bizim amacımız orta halli insanlarımıza. Yani evinde yapabileceği yemekler. Günübirlik yapabileceğimiz yemeklerin tarifini vermek istiyorum. Yoksa istersen kuzu dolması da yaparız yani. Ona hiç gerek yok. Ama herkes kuzu dolma yemiyor. Değil mi? Evet. Evlerimizde ne yiyoruz? İşte tavuğumuzu yiyoruz. Tavuk yiyoruz evet. Neyimizi yiyoruz? Kıymamızla köftemizi yapabiliyoruz. Yani pilavımızdır, çorbamızdır, salatamızdır. Et olacak diye bir kayda da yok değil mi? Ya illa et olacak diye bir kayda da yok. Zeytinyağlılarımız var. Yani. Çok güzel, harika yemeklerimiz var. Türk mutfağı çok zengin biliyoruz. Yani ben özellikle ona çok dikkat ediyorum. Az malzeme, maliyeti düşük ama kaliteli bir yemek. Yani maliyeti her düşük olan yemek de yani kötü bir yemek değildir. Kesinlikle. Kaliteli bir şey. Bu süreçte zaten insanlarımız ekonomik şartlar malum. Artı alışveriş de yapamıyoruz. Dışarıda yani çıkamıyor. Orta halli insanlarımızın sayısı çok fazla. Evet. Türkiye'nin. O yüzden biz de onların bütçelerine göre yemeklerimiz. Aynen. Değil mi olacak? Aynen öyle. En düşük seviyede karnımızı nasıl doyururuz? Akşamımızda, öğlenimizde yemeklerimizi nasıl yaparız? Yani onun derdindeyiz. Bu yemeği bir yemek tarifi verdiğimiz zaman her aile yarın bu yemeği evde yapabilsin. Tabii ki ya. Amaç o yani. Aynen öyle. Evet. Bir için, tavuk pirzola, sebzeli tavuk pirzola evet. Bir de şehriyeli pirinç pilavımız var. Bir malzemelerini sayalım. Tavuğumuz var. Tavuğu biz hazır pirzola alıyoruz ama yine biraz da elden geçireceğiz. Çünkü bunu makine soyuyor. Tabii makine soyuyor. Ve yine ustanın yapması bambaşka. Bunu tek elden geçiriyoruz. Biraz da incelteceğiz. Eyvallah. Ondan sonra mühürleyeceğiz. Tereyağımız var. Sebze olarak domates, biberimiz. Biber. Başka bir şey yok. Yani sade evet. Yani arzu eden patatesle kızartıp atabilir ama
Şöyle biraz sade yapıyoruz. Eyvallah. Arzuya göre. Tamam. Bunu bir de terbiye edeceğiz. Marine terbiyemiz edeceğiz. De var. Onun için değil mi? Bir kaşık yoğurt, bir kaşık salça. Bu salçanın şu an biraz fazla. Yemek kaşığı efendim. Evet, yemek kaşığı. Oranda. Biz bu zaten listeden çıkarsa yani iki kaşık salça yazdığımız için birini de sosunda kullanacağız. Eyvallah. Yani yarı yarıya. Tamam. Bir de pirinç pilav yapacağız. Pirincimizi daha önce suya koyup suda ıslatıyoruz, bekletiyoruz. En az böyle bir 20 dakika falan beklemesi gerekiyor. Çok doğru. Yani beyazlayacak. Çok doğru. Pirinç beyazlayacak. Kavurduktan sonra tekrar şeffaf bir renk alacak, kristal bir renk. Ondan sonra onun suyunu vereceğiz. Eyvallah. O da yaparken... Şimdi dün pilav hakkındaki görüşlerimizi belirtmiştik. Herkes yapamaz demiştik değil mi? Tabii. Bazı evet. Pilavı yaparken püf noktaları var. Onları da şefim evet, yaparken anlatacak. Peki. Pirzolayla başlayacaksınız, o işlemlerle başlayacaksınız zannediyorum. Evet, işlemlerle başlıyoruz. Şefim kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Biz de sohbetimize başlayalım. Sohbet edin. Şimdi sabırsızlığı neden biliyor musun? Şimdi evet. Sanat, konuşmak çok güzel bir şey. Evet. Sanatçı için özellikle. Herkes için de sanattan bahsetmek. Ben de hocamın çalışmaları hakkında, çünkü birçok hocamın faaliyetleri de var, dernekler var. Onları biraz sohbet edeceğiz. Mesela Uluslararası Sulu Boya Derneği var efendim, İzmir'de merkezi. Kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Ve dünya üzerinde gerçekten söz sahibi. Türk dünya üzerinde tek herhalde. Tek değil. Tek değil dünyada mi? Şu anda en iyi bilinen. Bilinen. Belki de en çok dernek. Bulunan. 100 küsur ülkede temsilcimiz var. Merkezi dediğiniz gibi İzmir'de, Türkiye'de. Kurucuları Türkler. Tabii ilk kurduğumuz zaman Türk olarak bizler kurduk. Şu an onursal başkanımız olan Atanur Doğan, kendisi hem Türk vatandaşı hem Kanada vatandaşı, benim üniversite arkadaşım. İlk kurucu başkanımız oydu. Şu anda da zaten IWS'in, Uluslararası Sulu Boya Derneği'nin globe dediğimiz dünya genelinde söz sahibi olan derneğin evet. Genel başkanı şu anda. Çok her güzel. Ülkenin bir temsilcisi var. Temsilciler de o ülkenin en iyi sulu boya sanatçıları. Yani 100 küsur ülkede şu anda... Bir teşkilatlanmış durumdayız. Evet, dernek merkezi yani, İzmir ama evet, 100 küsur ülkede tabii, temsilcilikleri var. Tabii şu an dünya genelinde düşündüğün zaman sivil toplum kuruluşları alanında veya sanat dernekleri, sanat kuruluşları alanında şöyle bir göz açıp baktığınız zaman sosyal medyadan özellikle şu an dünyada en iyi bilinen alanındaki dernek sayılabilir. Değil mi bu resim sanatında? Yani biz söz sahibi. 1900 evet sulu boya sanatında. Sulu boya. Pardon, yani, resim. Yani orada bir daraltma yapıyoruz anladım. Sadece sulu boya sanatında. Çünkü bizim mesela ülke temsilcilerimiz hayatını sulu boyayla kazanan kişiler. Yani hobi olarak yapan insanlar değiller. Mesela Hindistan temsilcisi, Çin temsilcisi. Bunlar master sanatçı dediğimiz üst düzey. Hocam bir araya geliyor tamam, mu temsilciler? Elbette, Türkiye'de mi toplandı İzmir'de? Türkiye'de 5-6 tane çok büyük organizasyon yaptık. Sergileri var tabii. Sergi ve festival yarışma ve festival olarak yapıyoruz. Çok güzel. Yani sade sergi, sade yarışma değil. Yani konferanslarla birçok etkinlikle destekleyerek etkinliklerimizi yapıyoruz. Mesela bu sene dünyanın en büyük, belki de gelmiş geçmiş en çok sanatçının bir araya geldiği bir etkinlik yapacaktık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer Bey'in davetiyle çok güzel. Ve organizasyonuyla, sponsorluğuyla şimdiye kadar yapacağımız en büyük etkinlik olacaktı. Etkinlik olacaktı ama maalesef evet, virüse takıldı. 7 Mayıs'taydı etkinliğimiz, 5 gün sürecekti. Yarışmamızı da yaptık, kışın internet üzerinden ilk yarışmayı yapıyoruz. 5-6 kere yaptık biz bu etkinlikleri dünya genelinde. Dünyada en çok ses getiren etkinliklerden biri sulu boya hocam, anlamında. Ama pandemi girdiği için araya bir iptal ay İptal mi erteleme mi? Şu an ertelendi. Yani tarihi efendim. Belirli olmamak kaydıyla ertelendi. Bayağı bir hazırlık da yapmıştık. Yani 50'den fazla ülkeden sanatçı gelecek. Gelecek maşallah. Bildiğim kadarıyla. Çok güzel. Yani zaten 10 tanesini Büyükşehir Belediyesi bizzat ağırlayacaktı. Hocam böyle bir organizasyonu gözünün önüne getiriyorum. Bir festival mahiyetinde tabii olur evet. Muhakkak. Muhteşem bir olay. Yani 50 ülkeden temsilcinin eserleriyle birlikte gelip. Bunları yaptık biz. Katıldı. 2012'de yine Tunç Soyer Bey'in Seferihisar Belediye Başkanı iken. Evet. Tunç Soyer Bey'i niye söylüyorum? Biz 2011'de Atanur Doğan Bey'le Facebook'ta grubu kurup, gruba insanlar yavaş yavaş davete geldiği zaman sayımız 50 bine yaklaşmıştı o zaman gruba katılım 2011 yılının sonlarında.
İşte Atanur Bey ile temasa geçiyor. Dernek kuralım diyor. Gelin diyor size yer vereyim. Seferihisar'da o zaman yer verdi. Derneği kurduk. Derneğin halen şu an itibariyle söylediğim 100 küsur ülkede ve dünyanın her yerinde kullanılan amblemi de bana ait. Tasarımı bana ait. Çok güzel. Ve bütün geçen seneye kadar hemen hemen birçok grafik tasarımları bana aitti. Ben o esas grafik tasarımcısıyım. Sen yönetimdesin. Ben şu an yönetimde değilim. Geçen seneye kadar genel sekreteriydim. Daha önceden yönetim kurulu üyesindeydim. Yani Elazığ ikametli olduğum için kurucu, resmi kurucuya değilim. Ama Atanur Bey'le beraber Kur'anlar buradan kendisine selam söylüyorum. Seyrediyor mu? İnşallah seyrediyordur. Selam olsun efendim. Kanada'da şu anda muhtemelen Hocam dünyanın her yerinde izlemiyoruz. Şu an orada yatıyorlar mı? Saati yani bak bizi küçük görme. Kanal Fırat dünyanın her noktasında. Alaska'da dahi izlenebiliyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Şu an dünyada sanat alanında tanınan en meşhur kişilerden birisi Atanur. Çok doğru. Yani ama kendisi portre, sulu boya portre alanında birkaç kere dünya birincisi oldu. Dünyada söz sahibi bir yani, ressam anladım Atanur Bey. Çok sağlam bir deseni vardır. Hocam peki bu dernek yani Uluslararası Sulu Boya Derneği. Evet. Uluslararası dünyada 100 ülkede temsilcileri olan bir dernek. Basında bizim niye haberimiz yok? Yani ben cehaletimizi hoş görüyorum. Belki de çoğu insanın bu camiadaki yani, insanın haberi vardır ama basında çok yer alamıyorum. Şundan dolayı muhtemelen olmuyor. Şimdi basında çok haber var. Yani basında var. Bizim haberlerin hepsi var. Yalnız bunu basın mensupları tabii seçip çıkarıp yayınlaması gerekiyor. Yani bizim dernek olarak gidip de illa bizim haberimizi yayınlayın dememiz mümkün değil. Evet, çok teşekkür ama ederiz. Ama biz etkinlikleri... Eyvallah. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Biz etkinlikleri yapıyoruz. Etkinliklerin yapan sponsorlar ilgili dağıtımlar yapıyor. Mesela bundan önceki en büyük etkinliğimizi biz Gaziantep Belediyesi'nde yaptık. Fatma Şahin Hanımefendi bizim sponsorumuz oldu. Ve yaptığımız en iyi, en büyük organizasyonlardan biriydi. Yine evet. Oraya da yanlış hatırlamıyorsam... Fatma Hanım da sanata uzak bir insan değil. Yani Antep'e... Ben biliyorum. Gördüyseniz eğer... Biliyorum. Çok Antep'e biliyorum. Müthiş katkısı var. Gerçekten sanatsal yani orada, şeyleri de var. Bir sanat Antep'in, sokağı söz konusuydu. Yapıldı Antep'in bilmiyorum. Tam merkezinde eski adliye binası şu anda sanatla ilgili hizmet veriyor. Biliyorum, evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani şehrin tam merkezinde. Yani... Başka bir kafa olsa orada, mesela ticari amaçlı düşünebilen, o binayı başka farklı düşünebilir. Çok farklı düşünür. Yani eleştirmek gerekiyor aslında. Çok doğru. Niye eleştirmek gerekiyor? Mesela bizim eski belediye binamız yıkıldı. Ben defalarca söyledim, yıkılmasın dedim, korunsun dedim. Yani en azından içten yıkılsın, dıştan aynı yapılsın. Çünkü şehirdeki yapıların, tarihi yapıların özellikle görüntüsünü yok etmemek gerekiyor. Çok doğru. Yani insanların bunu görmesi gerekiyor. Benim dedem bu binanın önünden geçti demesi çok büyük bir şey yani. Gerçekten. Çok önemli bir şey. Çok yani önemli. Siz Elazığ eski bir şehir değil. 100 küsur senelik bir şehir. O binada 50-60 senelik, 70 merkezden senelik bir tabii 70 senelik bir binadan 70-80 senelik bir binadan en az, bahsediyoruz. En az. Şehrin kuruluşuna göre şehirle beraber ortaya çıkmış bir yapı gibi o. Biliyorsun hocam önce tek kat. Tabii, tabii. Sonradan üstüne kat eklenmiş. Bunlar önemli diye söylüyorum. Mesela geçenlerde bir bahis oldu. Sosyal medyada öğretmen evi yıkılsın falan filan diye böyle bastırdılar. Olur çok yanlış. Çok yanlış. Yok efendim işte şundan dolayı yapılmış, bundan dolayı yapılmış. Her ne sebeple yapılmış olursa olsun. Şu anda o bina duruyor. Ben o binada okudum mesela. Evet. Mehmet Akif Ersoy Lisesi mezunuyum. 82, tabii. 83. İlk mezunu 82'de verdi. 83'te hocam ortaokulu ve liseyi okudunuz değil mi burada? O dönem yok, öyleydi. Yok. Ortaokulu, Mezri Ortaokulu Mezri, okudum. Ha, aynıyız. İlkokul, Cumhuriyet İlkokulu. Yan tarafta yıkılan Mehmet Akif'in binası. Sonradan yapılan bina değil. Biz eski binada oturduk. Arada mesafe vardı zaten öğretmen eviyle. O öğretmen evinin bütün odalarını tek tek mesela biz değişik kollarda görev yapardık. Mesela sabah dersimiz varsa öğleden sonra işte çevreyle ilgili koldaysanız, işte kültürle ilgili koldaysanız, resimle ilgili, müzikle ilgili. Öğleden sonra mesela bizi çağırırlardı, orada faaliyetler yapardık. Çok doğru. Yani o binayı gezmek müthiş haz verirdi bana. Çünkü olmaz mı? Gezdiğiniz zaman diyorsunuz 70-80 senelik, 90 senelik tarihte geziyorum. Bu merdivenlere şey. Değil mi yukarıya çıkamıyorum? Bayılırım oraya. Bunlar tabii önemli şeyler. Fatma Hanım mesela o eski adliye binası 2-3 katlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş bir şey yapmış orada. Proje yapmışlar ve her katı, her bölümü özel bir sanat alanına ayrılmış.
Biz dünyanın 50 küsur ülkesinden sanatçı geldi oraya. O binayı böyle gösteri kabararak gezdirdiler. Adamlar şok oldular böyle binayı gezdiklerinde. Sergi salonları, seramik atölyeleri, cam seramik, heykel atölyeleri, resim atölyeleri, hat tesip atölyeleri, ebru atölyeleri. Yani geziyorsunuz böyle sanat tiyatro atölyeleri. Yani aklınıza ne gelirse atölyesini yapmışlar. Ya. Ve hepsini görevlendirmiş. Yani. Aksine bir de 10 tane Çinli master dediğimiz üst düzey usta sulu boya sanatçısını çağırdı. Orada 10 gün bir hafta misafir etti. Bu da bayağı bir maddi yük zaten. Çin'den buraya getireceksiniz. Burada bir hafta misafir edeceksiniz. Onlara özel bir sergi açtık. Zeugma Müzesi'nde. O zaman Nabi Avcı Kültür Bakanı'ydı. Biz orada dünyanın en büyük sulu boya resmini yaptık. Çok güzel. Biz her etkinlikte dünyanın en büyük bir arttırarak sulu boya resim yapıyoruz. Çıtayı yükseltiyoruz. Mesela birinde ilk Bornova Belediyesi'nde yaptık. İşte 20 metre yaptık. Sonra diğerinde 30 metre yaptık. En son geldi Gaziantep'te 40 metreye yakın bir sulu boya resim yaptık. Yarısını konumuz da yemek olduğu için çoğunlukla Fatma Hanım özellikle yemekleri istedi. Yarısı yemekler olsun. Yemekleri yapın dedi. Evet, ben yemeklerini. Onu biliyorum. Biz sanatçılara sorduk. Dedik siz hangi fotoğrafı resmetmek istersiniz? Fotoğrafları seçtik. Mesela Antep'in yemeklerini seçtiler. 1 metreye, 120 santime, işte 40 metre boyunda yarısı Antep yemekleri. Yarısı da Antep'in tarihi, kültürel yerlerinin resimlerini yaptık. Bakın 40 metre resim, yaklaşık 100 sanatçı orada resim çalıştı. 100 sanatçının imzasıyla ortaya çıkan, bir bugün eser. Dünyada söz sahibi olan sulu boya sanatçılar onlar. Harika. Bakın imza atanlardan biri mesela, evet. Liu diye bir sanatçımız. Çin'in en iyi, en bilinen sanatçılarından biridir. Bizim Çin temsilcimiz. Evet hocam. Adam mesela bir resim yapıyor, tanesi 5000 dolar. Sulu boya resme işte o fiyat verilir mi diyeceksiniz ama. Bir şehir, bir alanda. İmza atıyor adam orada, o Antep'te geliyor. Orada sen onu 5-10 milyar verip ağırlıyorsun ama adam bir imza atıyor. İmzası bitiyor, zaten 20-30 milyar. Tabii. Değil mi? O ünlü ressam Göte'nin o meselesi gibi. 3 saniyede karalıyor ama değil mi? Tabii onu birçok şeye çok örnektir. Tabii. Çok ideal bir örnektir evet, efendim. Onu bir sanatın. Sevgili hemşerimiz Mustafa Keser şeye söyledi o zaman. Show Haber'in meşhur anchorman'ı kimdi? Unuttum şimdi ismini. Reha Muhtar'a mı? Reha Muhtar'a evet. Canlı yayına çıkarttı o zaman. Sevgili Mustafa abi meşhur olduğunda. Tabii. Ya dedi, siz dedi nasıl çıktınız dedi, nasıl meşhur oldunuz canlı yayında unutmuyorum. Bakın dedi size dedi bir ressamın hikayesini anlatayım. Bu o Mustafa abi hikaye anlatmayı çok sever. Evet. Mustafa abi diyorum çünkü ben İzmir'de öğrenciyken Hayal Has benim. Hepimizin teyzemin kızı biliyorsunuz. Her ne kadar yaşını göstermese de buradan selam olsun. TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Hayal Has benim teyzem kızı. Çok sevdiğim bir sanatçıdır. Biliyorsunuz. Biliyorum bilmez mi? O TRT'de olduğu için Mustafa Bey'le biz arada bazı toplantılarda Elazığ günlerinde falan böyle buluşurduk. Reha Bey o zaman o meseleyi, sizin bu meseleyi anlattı. Reha Bey tabii ne diyeceğini bilemedi. Ben bu meseleyi çok kullanırım. Bir nevi aşağılamak için belki de söyledi bilmiyorum yani Mustafa Bey'e. Sen birdenbire mi ortaya çıktın falan der gibi. Adam o zaman geldiğinde zaten 40 senelik sanatçıydı. Mustafa Bey çok meşhur doğru. olduğunda yani 40 küsür senelik sanatçıydı. Bu musikiye emek vermiş. Hocam böyle bir de eğitimle böyle gelmiş. Yapıyorsun bak Mustafa abinin yaşı ortaya çıkıyoruz biliyorsunuz. Şimdi çok güzel bir şey. Elbette ki hocamın bahsettiği olay özellikle Fatma Şahin. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hanımefendinin yaklaşımı harikulade bir yaklaşım. Hocam evet, da takdir elbette, eder. Elbette. Bir şehir bir alanda kendini gösteriyorsa topyekün o şehrin İdarecilerinin de ona destek vermesi başarı gerekiyor. Hiçbir zaman için tesadüf değil. Tesadüf değil. Şimdi valisiyle gelen valiler de buna empoze ediliyor. Fatma Şahin o şehre eğer İstanbul'dan uçağa binip bir insan yemek yemek için Antep'e, Gaziantep'e gidiyor ise ben takdir ediyorum. Onun arkasında duruyor belediye başkanı. Biz Elazığ olarak bir numara izliyoruz ama içi boş. Bakın, içini doldurmamız lazım. Belediyemizle, valiliğimizle, tüm birimlerimizle biz bunu benimsemeliyiz. Doğru mu söylüyorum? Bakın bir küçük detay vereyim. Lütfen. Biz 6 büyük etkinlik yaptık dediğin gibi. İlk 2012'de bir Çince bilen tercümanımız vardı. O da Uygur Türk'ü bir arkadaşımızdı. Resim sanatıyla ilgilenen. Gönüllü olarak geldi. Bize bir 3 gün Çinli sanatçıların
ile aramızdaki diyaloğu gerçekleştirdi. Çinli arkadaşlar çünkü pek İngilizce de bilmiyorlar. Orada biraz kapalı bir toplum biliyorsunuz. Antep'te çok şaşırdık. İki tane Çince tercüman vardı. Çince bilen, Çince ve İngilizce. Aynı anda Çince, İngilizce, Türkçe'ye çeviri yapabilen iki var. Tane kiralamıştı. İşte bu. Yani altyapı hazırlamış. Elbette. 10 tane usta Çinli sanatçı gelecek diye biz herhangi bir öyle bir teklifte bulunmadık. Yani çünkü çat pat İngilizceyle hocam bu vizyon. Bu önemli bir şey çünkü. Bu vizyon. Ama yani çok rahat ettiler. O tesadüf değil. Başarı yani tesadüf bir hafta değil orada kaldılar. Ya. Çok rahat ettiler. Fatma Hanım'ın orayı kazanması. O... Bir tanesi hatta tuttu. Bir gün akşama kadar Fatma Hanım'ın çok güzel bir portresini yaptı. Gönüllü olarak kendisine hediye etti. Harika. Şimdi söylediğimiz olay bu. Neden Elazığ'da olması? Şimdi büyükşehir, Gaziantep büyükşehir. Evet. Ama büyükşehir insanların kalabalığı ya da şehrin büyümesiyle alakalı değil sadece. O şehrin vizyonuyla da alakalı elbette, diye düşünüyorum. Elbette. Şehrin bakış açısıyla, kültürüyle, sanatıyla, ekonomisiyle elbette ki önemli. Efendim o şehrin insanların bakış açısıyla, medeniyetiyle de endeksli diye düşünüyorum büyükşehir olmayı. Aynen. Sadece kuru kalabalıkla büyükşehir olunmuyor. Olanları da görüyoruz netekim. Bunlardan bahsettik. İşte bu etkinlikler yani Uluslararası Sulu Boya Derneği'nin Elazığ'da neden bir etkinliği olmasın? Böyle bir çalışma var mı? Ya da oldu mu? Yani ilk etapta ben belediyemizin de Kültür Sanat Danışma Kurulu üyesiyim aynı zamanda. Biliyorum. Orada da birkaç kere aynı üyesiyiz. Evet, söz evet. Oldu. Önce küçük çaplı bir çalışma yapacağız. Yapmaya karar vermiştik. Yani bu yaz özellikle ama şimdi salgın dolayısıyla bu pek mümkün görünmüyor. Yani yurt dışından birini getirtmemiz çok zor. Hocam öncelikle şeyi soruyorum. Ama küçük çaplı bir çalışma ilk etapta yapacağız. Yani bunu sorabileceğim en yetkili isim sensiniz. Evet. Sizsiniz. Yani Türkiye'nin resimde, genel anlamda resimde, dünyadaki yerini, sonra da Elazığ'ın Türkiye'de ve dünyadaki yerini öğrenmek istiyorum. Şimdi, özellikle Türkiye yani üzerindeki. Şimdi, bu şehrin güzide önemli bir sanatçısı olarak sana soruyorum. Estağfurullah, teşekkür ederim. Bu sadece günümüzle alakalı değil. Geçmişte biliyorsunuz bizim tarihimizde çok büyük sanatçılarımız var, sanatkarlarımız var, sanat eserlerimiz var. Biz bunu arkadaşlarla veya alanında uzman kişilerle sık sık tartışmışızdır. Evet. Ben 20 küsur senedir üniversitede sanat eleştirisi derslerine de girdim. Evet. Artı lisans sonrası uzmanlık, master'ım da Türk İslam Sanatları tarihi üzerine aslında. Tezim Türk Sulu Boya Sanatı tarihini araştırmıştım ama genel olarak tabii eğitimi görürken bütün tarihi inceleyip görmeniz gerekiyor. İncelediğimizde birçok tarihçinin bu alanda kafa yoran kişilerin şöyle bir fikre sahip olduğunu görüyorsunuz. Biz çok iyi sanatçılar yetiştirmişiz. Tarihimize baktığımız zaman. Ressamlar da yetiştirmişiz. Özellikle mimari alanında. Hocam Elazığ'ın ruhunda sanatçılık ama var mı? Var tabii. Ona geleceğim. Ona geleceğim. Şimdi sebep şu, dünya geleninde çok iyi tanınmıyoruz. Mesela bundan bir 10 sene falan önce dünya resim sanatı tarihinin 7000 dünya sanatının 7000 yıllık tarihi diye bir kitap ansiklopedi yayınladılar. Türkiye'den yabancıların yaptığı eserler var. Mesela bir Süleymaniye yok bakıyorsunuz, bir Mağlova kemeri yok bakıyorsunuz, bir Selimiye camisi yok. Yani Mimar Sinan bugün dünya tarihindeki en önemli 3-5 mimardan biri. Belki de en önemlisi. Kesinlikle. Ama eserini almıyor kişiyi. Sebebi şu. Şimdi bu tür eserleri ortaya çıkaranlar, yapanlar genelde uygulayıcılar değil. Eleştiri yapıp onların yazısını yazıp kitabını hazırlayıp yorumlayan kişiler. Biz böyle insanlar daha yeni yeni yetiştiriyoruz. Yoktur. Dünya geleninde söz sahibi olabilecek. Yani düşünün şimdi mesela dünya genelinde bir müzik eleştirmenimiz var mı? Yok. Sinema eleştirmenimiz var mı? Tiyatro yok. Eleştirmenimiz var profesyonel mı? Profesyonel anlamda. Yani profesyonel diyor. Kendi çapında yani, var. Gazete köşeleri var. Bak hocam. Türkiye'de ben, biz bize çalıp söylüyoruz. Biz bize söylüyoruz. Ben bravo. Dünya genelinde söz sahibi olabilecek. Mesela istiyorsun. Bir kişi çıkıp da dünya tiyatro sanatını eleştirebilecek, yorumlayabilecek bir makale yazmış mı? Bir kitap yayınlamış mı? Bunlar çok önemli. Çok önemli. Sanat alanında da bu fazla yok. Yani bizim arkadaşlar mesela kusura bakmasınlar biz sanat alanında da makale yazıyoruz, ediyoruz, yapıyoruz, yayınlıyoruz ama dünya genelinde dünya sanatını etkileyebilecek, sarsabilecek yorumlar yaparak makaleler kaç kişi yazdı?
Yani bunu düşünmek lazım. Bu önemli. Yani çünkü duyurmayı sağlayanlar bunlar. Bunlar duyurmayı sağlıyor. Yani senin çok iyi uygulayıcı olman öteki taraftan... Sanatçı olması gerekmiyor ama sanattan anlaması gerekiyor. Şey de yapmıyorlar. Yani biraz tabii hayır deseler de biraz ayrımcılık da var. Yani mesela adam diyelim ki Batı toplumu, Doğu toplumu diye sayıyor seni. İşte İslami bir toplum diyor ve Türkiye'ye pek bakmıyor. Yani Türkiye'den de ressam çıkar mı diyebiliyor. Hocam bir de... O da bayağı bir şey çok özür dileyerek araya gireceğim. Bir kökeninin olmayışı mı? Yani elbette, biz inancımız gereği resme, bazı sanatlara hep uzak durmuşuz. Türkiye'nin daha doğrusu... yani doğru mu? İslam sanatında şöyle bir hatta şey var. Yani padişahlarımızın portrelerini dahi... Fatih Sultan Mehmet başlatmış. Başlatmış ki... Ki ondan sonraki bütün padişahların portreleri yapılmıştır. 15. yüzyıl malum. Tabii. Onu tarihe kadar Türkiye'de ressam yok. Ressam var. Ama ressam var. Şeye hayır. Çıkmıyor yani. Ön plana çıkar. Tabii ki. Kafir gözüyle bakıyor. Batılı anlamda ressam yok. Evet. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in biliyorsunuz müthiş bir resim koleksiyonu var idi. Ama oğlu haraç mezat satıyor. Dağıtıyor resim koleksiyonunu. Yani nasıl olmuşsa 3-5 resmi kalıyor portresiyle beraber. Ama biliniyor yani şu an işte Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de müzeleri dolduran ressamların birçoğundan örnek resimler var, orijinal. Fatih Sultan Mehmet'in o resim koleksiyonu kalsaydı belki bir Louvre Müzesi gibi olmaz ama ona yakın bir müzemiz belki de vardı. Korkunç bir şey olur. O bile müthiş şey çekerdi. İlgi çekerdi değil mi? İlgi çekerdi, turist çekerdi. Yani Louvre Müzesi'nin Fransa ekonomisine katkısı, bir Van Gogh'un Hollanda ekonomisine katkısını biliyor musunuz? Yüzde kaç? Eminim fazladır. Çok fazla. Yani herhangi bir sektörden bile fazla. Van Gogh'un her şeyini kullanıyor adamlar. Bir sanatçı, bir ressam. Harikulade. Bakın, İslam sanatıyla görsel sanatlara girmemiz lazım burada. Şimdi bu aslında şöyle söylenebilir. Şimdi bir insan içki içiyor, içki bağımlısı. Bırakamıyor. Nasıl oluyorsa tedaviyi görüyor, geri dönüyor ve içkiyi bırakmış oluyor. Yani iradesini bir şekilde kullanıyor, içkiyi bırakmış oluyor. Şimdi siz o kişinin önüne durmadan gelip içki içmezsiniz, içkiyi önüne getirmezsiniz, içkiyi burnuna dayamazsınız. Doğru. Olmaz. Yapılabilir. İradesi güçlüyse sıkıntı olmaz ama herkesin iradesi güçlü değildir. Değil. İşte İslam uygarlığında da böyle bir şey söz konusu. Bir yani herhangi bir ayet, yok. Herhangi bir hadis-i şerif yok. Yani şunun resmi yapılmaz, bunun heykeli yapılmaz diye herangi bir şey yok. Burası sadece nereden yola çıkılmış hocam? Tapınma söz konusu girdiği zaman işin içine. Evet. Siz herhangi bir şu küp şekere bile tapınmak amacıyla yaklaşırsanız bu da şirktir. Çok doğru. Yani netice budur. İslam sanatında da böyle bir şey var. Dolayısıyla heykel uzak durulmuş. Tasvir dediğimiz resim canlıların özellikle hayvanları bile yapılmamış. Türkler yoksa Türk resim sanatına baktığın zaman Uygur Türkleriyle beraber müthiş bir resim sanatımız var. Orta Asya Türklerinin yaptığı mesela halı desenler tabii. Menşei neredir? Halının doğum yeri tabii Orta Asya'dır. Orta Asya Türklerdir. Evet. Çadır sanatında ortaya çıkmış bir eşyadır halı biliyorsunuz. Evet. Yerden daha ziyade çadırın üst taraflarına, kesinlikle, yanlarına, duvarlarına asmak için yapılmış. Süslemelere bakıyorsunuz. Ya o üzengilere, kemerlere, metal aksamlara bakıyorsunuz. Bitki motifleri ya öyle, ben grafik tasarımcısıyım mesela. Bakıyorsunuz adam öyle bir tasarım yapmış ki deformasyon yapmış, illüstrasyon yapmış. Yani bir aslanı almış, bir geyiği avlarken öyle bir resmetmiş ki yani o çevikliği, o kıvrımı, geyiğin süsleri, boynuzları böyle hayran kalıyorsunuz. O kadar güzel çok birleştirmiş doğru ki yani bir şu anki bir modern tasarım seviyesine yaklaşabilecek şeyler. Çok doğru. Mesela şunu söyleyeyim. Buyurun. Hat sanatı mesela bizde çok gelişmiştir bu sebeple. Evet. İslam sanatında özellikle süsleme sanatı çok gelişmiştir. Çünkü insanlar bana ne bakar? Nasıl bakar? Ben bir yüz yaptığım zaman, bir hayvan resmi yaptığım zaman hoş karşılamazlar mantığıyla. Daha ziyade süsleme ve yazı sanatına ve mimari sanata sanatı yönelmişlerdir. Doğru, mesela Batı sanatında resim sanatının en büyük alıcısı devlet ve kiliselerdir. İşte o da hocam insan tasvir etmekten kaçınmışlar. Bakın Hristiyanlık dinine baktığınız zaman Hristiyanlıkta anlatımlar hep
kutsal kitapta anlatılan hikayeler resimle desteklenmiş, insanlar anlatmış. Biz onu yazıyla anlatıyoruz. Mesela camiye gittiğiniz zaman ayet-i kerime yazıyor. Yani ayet-i kerime şunu 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 şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, emir veya işte tavsiye yazıyor. Orada öyle değil. Orada yazıyı yazmıyor. Yazı da kullanıyorlar ama. İşte ne kadar güzel ipucu veriyor değil mi? Sixtine Şapeli'nin tavan resimlerini yapıyor mesela. En meşhurunu biliyorsunuz. İşte Hazreti Adem'i yaratma sahnesi. Tanrı'yı resmediyor adam. Evet. O Tanrı mı değil. Tanrı'nı işte öylesine mümkün değil. İslamiyet'te mümkün tabii, mü? Mümkün. Resimle gösteremiyorsunuz bunu. Ama bakıyorsunuz işte Adem ile Havva'nın kovuluşu. Çok güzel bir ispat o. Kutsal kitapta, İncil'lerde olan hikayeleri bu şekilde sanatçılara resmettiriyorlar. Şimdi dikkat ederseniz. Ama İslam sanatında, özür dilerim, İslam sanatında bunu yapamıyoruz. Mümkün. Yapmadık. Yazı sanatı gelişti. Bakın Picasso'dan demin yazı bahsettik. Evet. Demin bahsettiğimiz o 3 dakika, 1 dakika değil, evet. 60 yıl 1 dakika. Evet. Onu Picasso'ya mal ederler. Evet. O hikayeyi. Vefat etmeden önce şeye de verirler, evet. Evet, birçok sanatçıya onu bahsederler. Ama bunların en meşhuru Picasso'dur biliyorsunuz. Picasso. Çok hazır cevaptır böyle. Guernica, bugün dünya genelinde savaş karşıtı olan en meşhur resimdir. Yani 2 küsur metreye 8 metre boyunda bir resimdir. Siyah beyaz bir resimdir. Bir general kendisine soruyor sergide. Diyor ki, kim yaptı bu rezaleti? Resme bakıyor. Picasso da bakıyor, asker ya, siz yaptınız diyor. Galiba. Yani cevabı veriyor. Orada şeye bahsedeceğim, İslam sanatından bahsedeceğim. Şimdi Picasso'yu eleştirmen bir arkadaşı, yanlış hatırlamıyorsam Sabancı Vakfı'nın bir sergisiydi. Sabancı Vakfı'nın çok iyi bir hat koleksiyonu vardı. Hani meşhur laf var ya, Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi, Kahire'de okundu, evet. İstanbul'da yazıldı, denir. Hat evet. sanatının ne kadar iyi geliştiğini ifade etmek ifade için kullanılmış için bir vesiledir. İşte o 15 ve 16. yüzyılın en meşhur hat örneklerini, orijinallerini New York'a gönderdiler. Orada sergilediler ve değişik dünyanın değişik ülkelerini gezdirdiler. Yılını tam hatırlamıyorum. Picasso hayattaydı o zaman. Hayattaymış yani. Arkadaşını götürüyor bu sergiye. Picasso son dönemlerine baktığınız zaman hep böyle lekesel. Fırçayı alır, pat 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 3-5 çizgiyle bir boğa yapar, bir çiçek yapar, bir insan yapar 3-5 çizgiyle. Ve çizgiler de bizim hat sanatındaki kalından inceye doğru giden çizgilere benzer. Evet. Gezince sergiyi çok beğeniyor. Ya bunlar ne diyor? Arkadaşı diyor ki bunlar 16. yüzyıl Türk İslam hat sanatı yani yazı sanatı eserleri diyor. Picasso'nun cevabı şu, hayır diyor. Bunlar diyor yazı değil. Bunlar resim diyor. Adamlar benim şu anda yapmak istediğimi diyor. 500 sene önce yapmışlar. İşte bu. Evet. Evet şefim sen gene o görüntüyü gördü. Tabii izleyicilerimiz gördü değil mi? Vallahi bir sanata dalı kusura bakma. Senin sanatın ayrı. Sanatı bırakın yemeğe dönüyor. Tamam eyvallah. Aç şey oynar mı? Sanatçı da oynamaz. Eyvallah. Efendim öncelikle iyi yayınlar Milat Bey demiş. İşinin hakkıyla yapan iki değerli insan. İnsanı bir arada görmek mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Hocamın yanında bizim semeremiz olmaz. Estağfurullah. Değerli bir üstad. Ben çok saygı duyarım kendisine. Sanatına özellikle ve çabasına, gayretine, sanat adına. Bizleri mutlu etti bizleri demiş. Ben Akif Kıraç. Sayın Başkan'ın böyle bölgemize yapmış olduğu projeler takdir ederek takip ediyor ve destekliyoruz. Bütün bölgelerimize örnek olacak bir emek ve emek var. Teşekkür ederiz demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim bir mesajımız daha var. Balıkesir Edremit'ten kucak dolusu sevgiler, selamlar. Haluk Şanlı bize ulaşmış. Selam olsun. Teşekkür ederiz. Amcam oldu. Evet. Hürmetler, saygılar gönderiyorum. Efendim mesajlarımız geldikçe okuyorum. Kuzova Derneği Başkanı ikinci bölümümüzde, reklam sonrası bölümümüzde bizimle birlikte olacak. Çok değerli Soner Özkan Başkan. Onunla da konuşacağımız çok güzel şeyler var. Buradan söyleyelim. O mesajınızı tekrar okuyacağım o geldiğinde. Emin olabilirsiniz. Evet. Bir de ikinci derneğimiz var.
Hocam 45 dakika bize yetmez. Malum. İnşallah. Ben boşluğunu bulacağım, bir daha alacağım hocamı. Sanatın ne olduğunu... Hocam çok zevk aldım. Sanatın ne olduğunu anlatırken biz derslerde tabii ben sanat eğitmenliğinde, öğretmenlikte 32. yılımı çalışıyorum. Maşallah. Belki ben de yaşım ortaya çıkıyor ama... Öyle deme işte. Biraz, belki genç görünüyor olabilirim. Yok maşallah. Şimdi Itri olması lazım ya da Dede Efendi de olabilir, tam hatırlamıyorum. Ölüm döşeğindeyken yanında tabii öğrencileri var. Evet. Ağlıyorlar, üzüntüler. Böyle bakıyor. Evladım ne oldu diyor. Niye ağlıyorsunuz? Ya üstadım diyorlar. Musiki dünyası büyük bir deha, büyük bir insan, büyük bir usta kaybediyor. Nasıl ağlamayalım diyor. Eyvallah. Elini tutuyor. Öyle deme evladım diyor. Musiki dediğin diyor bir derya diyor. Biz paçalarımızı çevirdik. Hafiften bir girdik diyor. Çok sanat tarifi yapılmayan ender kavramlardan biridir biliyorsunuz. Çok net doğru. Bir tarifi yoktur sanat. Gerçekten öyle. Yani sanat şudur diyemezsiniz. Bunun tarifini diyemezsiniz. Yaparsınız. Şekerin tarifini yaparsınız. Suyun, havanın yani soyut, somut birçok şeyin tarifini yaparsınız. Soyut olması önemli değil. Yine tarifini yapabilirsiniz ama sanat dediğiniz zaman sanat insanlığın ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren yani dünyada varlığını neyle hissettirmiş? Sanatla hissettirmiş. Hocam dünyanın yani bir taşı kesmiş, yontmuş, bir duvara resim yapmış, bir ev yapmış, bir eser yapmış, bir şey yapmış. Yani demin anlattığımız gibi Türklerin en eski tarihine neyle ulaşıyorsunuz? Sanat eseriyle ulaşıyorsunuz. Sanat eseriyle. Yani çok doğru. Halı deseniyle, kilim deseniyle, üzengi döküm örnekleriyle. Dolayısıyla sanat böyle bir şey. Evet. Sanat girdiğiniz zaman çıkması zor bir. Mümkün değil. Ne mümkün? Sanatın her dalı ayrı bir derya, ayrı bir alem diyelim. Evet. En büyük sanatçı da yüce yaratıcı. Elbette. Tanrı, değil mi? Elbette, Allah. Elbette. İnsanı yaratmış, doğayı evet. Yaratmış, canlıyı yaratmış. Necip Fazıl'ın. Her birini farklı farklı yaratmış. Mümkün. Rahmetli Necip Fazıl'ın sevdiğim güzel bir lafı var. Söyle hocam. Diyor ki, anladım diyor, sanat Allah'ı aramakmış. Gerisi çelik çomak oynamakmış diyor. Aynen, çok güzel. Yani aslında bu doğru bir şey. Çünkü bir düşünür de şöyle diyor aslında, bu biraz tehlikeli bir söz olarak da ad edilebilir ama ben bazen kullanıyorum derslerde de. Diyor ki, eğer diyor insan dünyadaki varlığını bütün her şeyin amacı aslında dünyadaki varlığınızı araştırmaktır. Kesinlikle. Yani insan her ne iş yapıyorsa yapsın, her ne hakkında çalışıyor, ne yapıyorsa yapsın aslında sonuç gelip ona dayanıyor. Yani ben neyim, ne için çalışıyorum, niye dünyadayım? Bunu yaparken eğer belli kurallar dahilinde ilerliyorsanız diyor bunun adı dindir diyor. Eyvallah. Kuralları belliyse diyor ben böyle yaratıldım, böyle gönderildim, görevlerim şunlar. Ama diyor biraz çıkarsanız çok doğru bir söz gibi olmayabilirdi ama diyor bu kuralların dışına çıkarsanız gittiğiniz yolun adı sanattır diyor bazılarda. Batılı düşünürlerin bazıları. Eyvallah. Çok farklı fikirleri var biliyorsunuz. Farklı fikirler. Ama sanatın esas amacı aslında o. İnsanın kendini araması. Kendini bulması. Yani, doğru. Selamun aleyküm. Milad-ı Mutfağı programında bir mesaj paylaşabilir miyim demiş. Valla paylaştınız. Devamı da bekliyoruz diyelim. Evet. Efendim gerçekten çok güzel bir sohbet ama inanın haz duyduğum bir sohbet ama doyamıyoruz. Ben hocama burada huzurlarınızda ikinci bir program için söz alayım. Hocam, inşallah diyelim. İnşallah. Gerçekten eminim sen de zevk aldın sohbetten. İnşallah. Çok güzel bir sohbet gerçekleşiyor ama bu sefer böyle 45 dakika değil, böyle 2 saati dolu dolu yaşayalım isterim. Ben de çok uzun zamandır böyle sanattan anlayan, sanatın dehası bir insanla sohbet etme fırsatı bulamamıştım. Hocam bizi ihya etti, sağ olsun. Eminim sanatı ve sanatçıyı seven birçok izleyicimiz var. Onlar da haz almışlardır diye düşünüyorum. Değil mi hocam? Mutlaka. Hocam şimdi böyle kısa bir süremiz kaldı. Ben malum üniversitemiz ve sanatçı öğrencilerimiz var. Sanata meyilli. Malum onlar da sanatçı olacaklar inşallah. Evet. Onların durumları hakkında biraz konuşmak isterim. 5 dakikamız kaldı. Şu anda eğitim öğretim online. Yani yüz yüze eğitim... Evet. 2 küsur aydır yapamıyoruz. Maalesef. Eğitimlerimizi interaktif olarak dijital sistemde yaptık.
bitirdik. İşte final sürecine geçtik. Uygulama işleri biliyorsunuz böyle kulaktan dolma zor bir iş. Çok zor. Çünkü eğitimde en iyi eğitim görüp, duyup uyguladığınız zaman hayatta unutmazsınız. Mümkün değil. Görürsünüz, duyarsınız, anlarsınız ve uyguladığınızda bunu unutmazsınız. Bir nevi kodlama. Basit, tabii basit bir örneği vardır bunun. Mesela bisiklete binmeyi ömür boyu unutmazsınız. Yani bir kere öğrenin bisiklete sürmeyi, 50 sene sürmeyin. 50 sene sonra bisiklete binin. Önce bir sendelersiniz, sonra tekrar sürersiniz. Çok doğru. Yüzme de öyle. Yani uygulama işleri çoğunlukla böyledir. Yani vücut bir kere onu, melekeleri bir kaptığı zaman bu önemli bir şey. Çok doğru. Yüz yüze eğitim bizde çok önemli. Yani bir şeyi göstermek çok önemli. Yani bir kalemi tutuş şeklini gösterirsiniz. Sizin göstermeniz önemli. Ama siz gösterdikten sonra öğrencinin yaptığını görüp öğrencinin neyi yanlış yaptığını öğrenciye göstermeniz aslında daha da önemli. Sizin göstermeniz önemli. Bu kalem böyle tutulur. Ama bunun kadar önemli bir şey de öğrenci tutarken yanlış tuttu yaptı ve sen onu da görüp ikaz edemedin. Evet. Baştan gösterdiğim boşa gitti. Boşa gitti. Doğru. Yani dolayısıyla yüz yüze eğitim bizde çok önemli. Eyvallah. Hocam öngörünme yani Eylül'de inşallah ya da Ekim'de örgün eğitim tekrar devam edecek. Yani devam etmesi lazım çünkü bizim uygulama eğitimi yani bizde biz bir yere kadar bu şekilde götürebiliriz. Peki bu kayıp bir dönemlik bir kayıp söz konusu. Ben kayıp olarak görüyorum sanat olarak. Onu yani %100 bir kayıp değil ama onun bir yüzdesi var mutlaka. Onu yani yüzde kaç kayıp olduğunu bilemeyiz. Telafi edilir tabii. Hızlandıracağız biraz herhalde zannediyorum. Yani zaten bizim derslerimiz 8 dönemlik dersler. Evet. Dolayısıyla kısa bir dönem değil. Hani çok önemli de bir kayıp olmaz. Yani o diğer dönemlerde rahatlıkla telafi edilebilir. İnşallah diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hazır duyduğum bir program çok oldu. Sağ olun. Gerçekten zevkle bir program yürüttük bugün. Çok değerli hocam da bizi kırmayıp geldiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yaşar Sabri Şanlı hocama. Öğrencilerine de buradan selam olsun. Böyle bir deha hocalar oldukları için çok şanslılar diyelim. Ben sanatın genetik olduğuna inanan bir insanım. Aile öyle bir aile. Ömer abiye de tekrar buradan selamlarımı gönderiyorum Ömer Şanlı. O da biliyorsunuz çok iyi bir saz sanatçısıdır. Evet. Her biri ayrı bir dalda, ayrı bir kolda sanatçı olabiliyor ailede. Ben genetik olduğuna inanırım bu sanatın. Harput'un özelliği de çok ön plana çıkar. Tabii Elazığ'ı sordunuz. Bir cümleyle onu söylemek lütfen lazım. Elazığ'ın tarihine baktığınız zaman sanat alanında çok büyük bir potansiyeli var, geçmişi var. Yani bizim insanımız çok yatkın. Topraktan dolayı mı daha nedir, havasından mı, İncelemek lazım. Suyundan mıdır? Hatta bizim Abdullah Bey'in Şekeroğlu'nun güzel bir sözü var. Diyor. Elazığ'ın etrafını kapatacaksın diyor, çevireceksin. Herkesin eline bir fırça, bir ud, bir davul bir şey vereceksin diyor. Mutlaka makbul, diyor yaparlar. Makbul, diyor. Vallahi yaparlar. Aynen öyle. Çok yerinde konuşmuş yani. Abdullah Şekeroğlu. Buradan ona da selam. İstanbul'da selam olsun, çok değerli meslektaşım, sahne arkadaşım. Selam olsun. Hı. Efendim ben hocama tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Sözümüzü aldık hocamızdan. İnşallah bir daha böyle 2 saatlik bir program yapacağız. Güzel bir doya doya bir program yapacağız.